Mikrofonda tutacağım. DJ Sonar. Yeni nesil de gitgide güzelleşiyor ha baba. Maşallah. Birader, yeşil yandı, devam et. Farkındayım baba, özür. Şu teybin sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? 5 yıl çalışsak o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın be. Sürsene oğlum arabanı sen lan. Baba sen de amma sinirlisin ya. Yardım mı zor diye şey yaptım ya. Ne bakıyorsun oğlum? Sus. Bu nerede? Geri çekilin beyler. İyi günler. Biz Tekin Bey'le görüşecektik. Tekin Bey dışarıda var. Hadi arkadaşlar. Arkadaşım biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler. Zor kullanma. Hadi. Kardeş o elini ayağını indir. Senin o elini ayağını kırarım. Şşşt lan oğlum. Şşşt lan arkadaşım ha. Çek çek yapma lan. Para! Yanlış adamlarla beraber. Öyle takım elbiseyle falan adam korunmaz. Gelsin konuşalım. Hayır yani bizden kopmasın. Doğru. Doğru. Baba, bir şey söyleyeceğim. Bu masayı kaça okuturuz lan? Ne diyorsun oğlum sen? İnsan kendi malına göz diker mi? Belki yarın öbür gün buranın müdürü falan olacaksın. Ayıp. Yapma ya. Oğlum, zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış. Siz zannediyor musunuz bu Tekin bize para verecek? Niye vermesin oğlum? O da bizim bir kardeşimiz. Ne kardeşi lan? Bütün Türkiye aşağıda toplanmış parasını istiyor oğlum. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Sen bakma onlara. Millet bedavacı olmuş abi. Tekin'im işini bilir. Vermiyorsa vardır bir bildiği. Arkadaşlar, bence Tekin bizi buradan boş çevirmez. Gelin birlikte çalışalım, birlikte yürüyelim diyecek. Kesin ya, yazıyorum buraya. Kardeşim anlatamıyorum size galiba. Elinde inkem olsa neden yapmayayım? Tamam. Avukatım sizi arayacak. Şerefsiz. Siktir gidin lan. Ne istiyorsunuz oğlum siz? Bana bak sen bıyık mı? Sana su. Güvenlik al şu bekleyin. Al onu al al. Fikir etme lan. Tutmasın. Ağzını sıçtın. Sen ne konuşuyorsun lan? Evet. Siz ne istiyorsunuz? Tekin, biziz lan. Tanımadın mı bizi? Evet, tanıdım. Niye geldiniz buraya? Tekin, aslında biz şey için gelmiştik. Ne oluyor lan? Ulan ben şimdi... Ne lan bu ayakkabı? Ne budu? Nasıl? Ha? Dur sen, evet. Dur. Daha bitmedi. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz hapisten yeni çıktık. Hapisten çıkıp buraya mı geldiniz? Yok, biz dün çıktık. Daha yeni buraya geldik. Kamil, bir dakika. Tekin, bizim buraya gelmemizin sebebi... Para istiyorsunuz. Tekin Bey,
Kendini mi yakıyor? Teyze, sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Sen niye kendini yakıyorsun? Senin bu konuyla bir alakan yok ki. Ulan millet kendini yapmak için bahane arıyor. Size gelin. Kardeşim, utanmıyor musunuz para dilenmeye? Ha? Karşıma geçmişsiniz böyle yurttan sesler korosu gibi. Biz hapisten yeni çıktık, paraya ihtiyacımız var. Tekin, biz aslında kendimiz için para istemiyoruz. Kardeşim, benim kimseye haraç verecek halim yok, o kadar. Tamam da bir hastamız vardı bizim. Bırakın bu hastamız vardı ayaklarını da. Hepiniz sapasağlam adamlarsınız. Gidin çalışın kardeşim, eliniz ayağınız tutuyor. Ne? TMSF'den mi geldiler? Tamam, geliyorum. Bir daha da beni rahatsız etmeyin. Biraz fazla vermediniz mi efendim? Doğru söylüyorsun. Uşağı bir pencereden aşağı atayım. Allah Allah. Seni kim tuttu koçum? Kimse. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, kafanızı yormayın. Benim bir fikrim var. Tolga'ya gerekli parayı nereden bulacağımızı biliyorum. Nereden bulacağız? Tekin Güvenoğlu'ndan. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen? Ya iki dakika dinle be Tezcan. Arkadaşlar, bu piçin bankası yok mu abi? Var. Hatta mağdurları bile var. Ha, ben de onu diyorum işte. Yani biz şimdi banka mağdurlarına mı katılacağız? Ya ne salaksınız be abicim ya. Bankayı soyacağız. Yanlış iş usta. Bundan önceki cezaları da kıçımıza bağlayıp 10 seneyi takarlar söyleyeyim. Zaten şaşka zaaftan yararlandık. Riskli iş olmaz. Başka çaremiz yok. Ya giyeriz siyahları, çekeriz maskeleri, alırız kuru sıkıları. Gider yaparız bu işi abi. Son kez. Aslında bu Tekin her şeyi hak ediyor ama benim de maçam yemiyor bir artist. Arkadaşlar, bakın zamanımız yok. Başka da çaremiz yok. Başka fikri olan varsa söylesin. Yani benim bir fikrim yok da... Bu iş bana da biraz sakat geliyor be Murat. Son sözünüz bu mu beyler?